Sanem Oktar bir ekonomi perspektifi çizecekti bize. Aslında sevgili izleyiciler, günlerdir, aylardır aynı şeyi tartışıyoruz. Hükümet yeni bir ekonomi modeli diyor. Yaşar Acısalioğlu diyor ki bekleyin, bu işe yarayacak tam olarak. Herkes motive olmadığı için dünyadaki şartlar nedeniyle henüz meyvesi alınmadı. Sanem Oktar da o öyle değil dedi. Bir sanayici, eski Kadın Girişimciler Derneği başkanısınız, evet. Aynı zamanda. İhracat aslında sizin alanınız. Dolayısıyla nasıl buluyorsunuz bu yeni politikayı? Evet. İhracatçılar memnun mu? Benim konuştuklarım ve görenler üretici, sanayici ve girişimci. Maalesef bu yeni politikadan memnun değil. Neden? Birkaç şekilde anlatmaya çalışayım. Hani problemler neler? Bir tanesi, üretim yaptığınız zaman bir üretim maliyetiniz var. Ve eğer buradaki girdileriniz enflasyon yüzünden artıyorsa, ki bunlar dövizden olabilir, aldığınız malzemeden olabilir, ne oluyor? Daha fazla fiyata satmanız gerekiyor. Çok doğal olarak da ne oluyor? Rekabet edemiyorsunuz. Yani pahalı dünyada alıyorsunuz. Tabii dünyada rekabet edemiyorsunuz. Çünkü üretim maliyetleriniz artıyor. Enflasyon artıyor. Dolayısıyla rekabet edemiyorsunuz. Çünkü oradan gidiyorsunuz. Satış yetmiyor. İkincisi, ihracatçıyı teşvik etmek için bir şey teşvik edersiniz siz. Ne yapıyorsunuz? Şimdi siz ülkenin bütün döviz stoklarını satıyorsanız ne yapacaksınız? Döneceksiniz, diyeceksiniz ki üreticiye, bir dakika, çok fazla dövizi elinde tutma. Gel %40'ını sat, TL'ye dön. Gerektiği zaman ben sana dolar veririm diyorsunuz. Belli olmayan bir piyasa koşulu var. Ben her seferinde dolarımı bozuyorum, her seferinde dolarımı alıyorum. Ne yapıyorum? Para kaybediyorum. Benim hayatımı kolaylaştıracağınıza daha da zorlaştırıyorsunuz. Piyasa faizi, hani faizi siz indiriyorsunuz ya, aslında indirmiyorsunuz. Piyasa faizi öyle değil ki. Bugün bir kredi almaya çalışın. Bakın söylenen bu faizle alabiliyor musunuz? Bu Merkez Bankası'nın faizi. Yani siz bankaya gidip, hele hele bir kamu bankasına gidin bakalım. Benim öyle tanıdıklarım var. İşini ilerletmek için araç alacak. Taşıma için. Bankalardan istediği, yani açıklanan faizde verilmemek için bin takla atıyor. Yani piyasa faizleriyle söylenen faizler arasında fark var. Dolayısıyla gerçekçi bir şey de yok. Ve çok daha önemlisi, her ticaret yapan insan için, her işletme için, her girişimci, her iş sahibi için öngörülmezlik. Yani önünüzde ne olacağını bilmiyorsunuz. Akşam hangi kural çıkacak? Cuma saat 12'de ne kararı verecekler? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Şimdi bize ne dediler? TL'yi değersizleştireceğiz, değil mi? Ücretler düşecek, bizim de ihracatımız artacak, büyüyeceğiz, çok iş yapacağız diye. Maalesef öyle değil. Bugün gelin benimle beraber herhangi bir sanayiciye gittiğiniz zaman, esnafa gittiğiniz zaman işin böyle olmadığını görüyorsunuz. Sanırım çünkü hanım, girdi maliyetleri dövizle ve dövizi kontrol edemediğiniz sürece, bu arttığı sürece bu maliyetler ve hayat pahalılığı artacak. Siz ne yapıyorsunuz konsantrasyonunuzu? Dönüyorsunuz mesela kur korumalı bir mevduat diyorsunuz. 4,5 ayda bizim ödediğimiz rakam 140 milyar civarında. Merkez Bankası ne yapıyor? Para basıyor. Para bastığı zaman da enflasyon oluyor. Oysa aynen dediğiniz gibi gerçekten üretime ayırmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de sözleşme hukukunu oluşturmanız gerekiyor. Yani hukuk bazlı çalışmanız lazım ki güven gelsin. Yani ülkeye yatırım gelsin. Bugün Türkiye'de her yıl 1 milyon genç iş hayatına geliyor. Sizin onu sağlayabilecek, onu absorbe edecek kadar yatırım yapmanız gerekiyor. Peki size soruyorum, bırakın yabancı yatırımcıyı, Türk yatırımcı olarak paranız var, önünüzü göremiyorsunuz, hukukta ne olacağı belli değil. Biz şimdi böyle aklımıza bir politika geldi ama yarın değiştirebiliriz ya da bekleyin, sabredin, önünüzü göreceksiniz dediğiniz yere yatırım yapar mısınız? Para güvenli yere gider. Söylediklerinize şöyle bir yanıt. Az önce Cansu Selçuk bana şahsen yanıt vermemiştir dedi. Bu da size şahsen yanıt değil ama benzer söylemlere şunu söylüyor. Diyor ki sanayide ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Kamyonlar, trenler, gemiler, uçaklar mal taşımaya yetişemiyor. Dış ticarette, ihracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. İstihdamda 31 milyona yaklaşan çalışan sayısıyla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız. Hı hı. Hangi alanda ülkemizi Avrupa ile, dünya ile karşılaştırırsanız karşılaştırın, terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor.
Siz tam tersi bir tablo çiziyorsunuz. Zaten eğer böyle olsaydı bugün çıkıp da biraz önce programın başında konuştuğumuz bu kadar hane nasıl yoksul oluyor? Madem ki biz bu kadar şahlandık gidiyoruz, bu insanlar neredeler? Kim bu insanlar? Elektrik faturaları da ödeyemiyorlar. Bunlar bizzat bunu yaşıyorlar. O üretim olmadığı, iş bulamadıkları için. Bakın Türkiye'de 65 milyon kişi var. 14-64 yaş arasındaki bu insanlar çalışabilir. Şu an 21,5 milyon kişi iş hayatında kayıtlı ve güvence altında çalışıyor. Bu kadar. Rakam bu kadar. Bu koskoca, bütün bunları yapan insanların rakamı bu kadar. Ve bu istihdama katılım kadınlarda da %18. Pandemiden sonra yine de düştü. 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 Yani bu söylenen rakamları nereden baktığınıza bağlı. Hayatta yaşıyorsunuz. İnsanlar, ya öğrenciler patatesle besleniyorlar. Bugün şeyi konuşuyoruz ya, çocuklarda bodurluğu konuşuyoruz biz. İyi beslenemedikleri için. Bu kadar büyüyen bir ülkenin çocukları bodurluktan konuşamazlar. Beslenme çantalarını doğru düzgün doldururlar. Öğrenciler, bugün yurt sorunu konuşuyoruz. Kiraları konuşalım. 7 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira. Bakın büyük şehirlerden küçük şehirlere göç başladı. Beyaz yaka gidiyor. Çünkü yetişemiyor. Bugün insanlar ev paylaşıyorlar. Oda paylaşıyorlar birbirleriyle. Şunu söyleyeyim, bayramda aileler gidemedi. Hadi gidin İstanbul'dan Trabzon'a. Uçakla gidin, arabayla gidin. Gidemezsiniz. Alt alta toplayın, gidemezsiniz. Bu kadar büyüyen bir Türkiye'nin, o zaman şunu söylüyorum, Türkiye'nin en büyük problemi sanırım gelir adaletsizliğidir. Birileri para kazanıyorsa onlar başka bir miktarda kalır. Çünkü gelir adaletsizliği en büyük problem. Yani bir dilim, bir servet transferi yaşıyoruz. Bir dilim gerçekten çok zenginleşiyor. Ama genele baktığınız zaman bu fakirlik ortada. Hocam benimle beraber gelin gerçekten. Ben sokaktayım. Şimdi bir siyasi esnaf, parti kimi olmasa esnafla olur. Beraberim. Bırakın. Aynı zamanda iş geleceğim, dünyasındayım. Ankara'ya da geliyorum. İzin verin iş dünyası gelsin burada konuşsun. Ama kimse söylemeyecek. Bakın Cumhurbaşkanımız iş dünyasına şunu söylüyor. Lütfen herkes işine baksın diyor. Konuşmayın diyor. Bunu Türkiye'nin en saygın iş derneğine söyleyebiliyor. Halbuki ne yapar hükümet? Gelin der, gelin. Bir şey yanlış yapıyorsak beraber yapalım. Beraber düzeltelim. Bu insanlar bu ülkenin sermayesini oluşturuyorlar. Çalışanlarını oluşturuyorlar. İşverenlerini oluşturuyorlar. Bu kadar üstünden gidilmez. Biz ne zaman gerçekleri konuşacağız? TÜİK ne zaman doğru verileri verecek? O zaman gerçekten oturup ileri doğru.